temel bilimlerden olan biyoloji eğitimi Darülfünun'da yapılmaktaydı. 1933 üniversite reformu özellikle biyoloji üzerine etkili olmuş, İstanbul Üniversitesi'nde ve Ziraat Enstitüsü'nde eğitim ve araştırmalara devam edilmiştir. Yüksek Ziraat Enstitüsü yeni kurulan Ankara Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi haline gelmiştir. Bu yıllarda Almanya'dan gelen bilim adamları Albert Heilborn ve Kurt Coswig gibi isimler eğitime katkıda bulunmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle hocaların bir kısmı ülkelerine dönmüş, bundan sonra eğitim ve araştırma işleri görevlendirilen yabancı hocalar ve yurt dışına doktora yapmaya gönderilen ve yurda dönenler tarafından yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde biyoloji çalışmaları 3 kol halinde sürdürülmüştür. Bunlar daha çok ölü doğayı konu alan jeoloji, botanik ve zooloji çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla MTA'nın kuruluşu, Türkiye'nin florası ve faunasının belirlenmeye çalışması gibi aşamalar kaydedilmiştir. Örneğin ülkedeki nesli tehlike altında olan kelaynak kuşlarının ve Antalya civarındaki deniz kaplumbağalarının koruma altına alınması bu çalışmalar sonucunda alınmış kararlardır. Cumhuriyet döneminde bu konularla ilgili araştırma yapanlar arasında botanik bilgini Hikmet Birant, botanik bilgini Yusuf Vardar, jeolog Hamit Nazif Pamir ve ülkenin ilk biyologlarından Sara Aktik sayılabilir.